Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Bugün kayısı reçeli yapacağız. Hep beraber. İlk önce hazırlayalım arkadaşlar. 2 kilo kayısı aldım arkadaşlar. Seçeceğim şimdi onları. Yapılışını tek tek göstereceğim. İlk önce yıkayalım arkadaşlar güzelce. Olgunlarını seçeceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, ayırdım. Daha içini götürülerini aldım. Bunlar iyice ermiş. Güzelce yıkayacağız arkadaşlar. Ayırdıklarım da burada zaten. Bakın. Onlar da olmuş da renklere hoşuma gitmedi. Bunu 4-5 defa yıkayalım arkadaşlar. Arkadaşlar yıkadım şimdi. Şunu da alayım. Kamerada şöyle yıkayayım. Arkadaşlar şimdi çekirdeklerini tek tek çıkaracağız. Çekirdeklerini de kaynatıp atacağım. Onları tek tek göstereceğim arkadaşlar size. Bu şekilde ayıracağız arkadaşlar. Marmelat yapacaksanız şekerden bastırın geceden. Ben marmelat yapmayacağım. Bu şekilde içinde çıkması için sağlayacağım arkadaşlar. Erimesi için. Şimdi tek tek ayıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde İçlerinin çekirdeklerini aldık. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi yapılışına geçeceğiz. Arkadaşlar 2 yemek kaşığı soda katacağız suyumuza. Kattık, karıştırdık arkadaşlar. Şimdi kayısılarımızı içine koyacağız. Bu şekilde. Bu erimesini engelleyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın. Bu şekilde koyacağız hepsini. Sonra dolabımıza koyalım arkadaşlar. Buzdolabını koyacağız. Bir gece bekleteceğiz arkadaşlar. Yarın da yapılışına geçeceğiz. Bakın arkadaşlar, suya koyduk. Bu şekilde bitecek. Etleri de arkadaşlar atmayın. Kırın. O içindeki çıkan tohumları da ıslayın. Onlar çıkıyor. Onu da içine atacağız. Kansere her şeye çare arkadaş bunlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Beni sevindirirsiniz doğrusu. Ben de ayıkladım. Bakın bu şurayı kıvırtalım. Çıkardık içinden. Bu şekilde. Bakın. Şimdi ben bunu buzdolabına koyacağım. Yarın da yapılışını hep beraber yapacağız. Sütlü mayalıyorum arkadaşlar. Pazardan aldım bugün sütünü. Mayalayacağım. Siz de ev yapın arkadaşlar. Organik besinin. Markette satılan yoğurtları almayın derim. Benden tavsiye. Kendi mayaladığınız yoğurt daha taze, daha günlük yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videolara devam. Bilgi alışverişi güzeldir arkadaşlar. Sütümüzü güzelce kaynatacağız. Suyunu aldıracağız. Buharları. Ondan sonra mayalayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıda atıyorum linkini. Çilek yapımını yapmıştım. Onu da atacağım yukarı. Bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sütümüz kaynadıktan sonra arkadaşlar biraz bekleyeceğiz. Serçe parmağımız içine giriyorsa aldığımız yoğurt mayadan biraz içine karıştırıp içine koyacağız. Ve fırına da koyabilirsiniz. Etrafına bez dolayıp içeride bir oda sıcaklığında da bekletebilirsiniz arkadaşlar. 7-8 saat bekleyince mayalaşıyor. Afiyetle yersiniz. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben kaynatacağım. Yoğurdumu yapacağım. Günaydın arkadaşlar. Akşamdan koyduğumuz soda sudan çıkaracağız şimdi. Biraz çok yıkamamız lazım. Ondan sonra işleme geçeceğiz. Şekerimizi kattık suya arkadaşlar.
Şimdi bunu kaynamaya bırakacağız. 40 derece, 40 dakika falan kaynaması gerekli. Kayısılarımızı yıkadık. 4-5 defa. Şimdi bekleteceğiz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar olacak. Şimdi limon tuzu kaçacağız. Limon tuzlarını kaçacağız arkadaşlar. Kaçıyoruz. Biraz da tereyağı arkadaşlar. Bakın. O da köpürmesin diye arkadaşlar. Kayısılarımızı içine atabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar kaynayacak. Köpürünce üstündeki şeyleri alacağız, köpüklerini. Kavanozlarımızı da kaynatacağız arkadaşlar. Mikrofonu kısmını. Bakın arkadaşlar köpürüyor. Bunları tek tek alacağız. Arkadaşlar bakın kaynıyor. Yanındaki köpükleri alacağız tekrar. Fazla karıştırmayalım arkadaşlar. Bakın şekli bozulmadı. Görüyorsunuz içinde. Bu da sodanın sayesinde oldu. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar kaynıyor. Bu şekilde kaynatacağız. Bakın. Bunlar da kavanozlarım. Ben bunları her zaman kaynatıyorum bu şekilde. Sirkeli su da döküyorum içine, sirke. İyice bir kırıklarsın arkadaşlar. Arkadaşlar yaptık. Kıvamını getirdik şimdi. Şimdi tekrar kavanozlara katacağım. Kattık arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz. Bakın. Şimdi kapatacağız. Bu kadar arkadaşlar. Bakın. Şimdi nasıl? Dört kavanoz çıktı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir tane nohut katmalıyız anlaşması için. Ekmek kırık atacağız. Bunlarla mayalaştık. Arkadaşlar bunları için yapacağız. 17 tane nohut koydum arkadaşlar. Size kalmış nasıl yaparsanız. Nohutları, bulgurları içine attım. Biraz da ekmek kırıntısı arkadaşlar. Mayalaşmış. Bakın kattım şimdi. Suyunu da kattım. Ekmek kırıntısı atacağız. Ağız açık şekilde. Her gün bir kaşıkla karıştıracağız arkadaşlar. Böyle bir kaşıkla karıştıracağız arkadaşlar. Ağırdı şu an. Sürekli karıştırmamız lazım yoksa küflenir. O zaman yaptığımız yemekler boşuna gider arkadaşlar. Gün aşırı güneş bir görmeyen bir yerde duracak arkadaşlar bu. Bu şekilde. Bu elmalar eriyecek. Hiçbir tane kalmayacak. Ben sirkeyi böyle yapayım arkadaşlar. Kendisi zaten mayalaşacak. Biraz içine sirke katayım arkadaşlar. Arkadaşlar kattık. Sirke de kattık. Hazır sirkeden de katabilirsiniz. Şimdi bakın bu şekilde. Herkes yapabilir arkadaşlar. Nohut bak altına çöktü. Bu zamanla her gün böyle karıştırmalısınız. Böyle bir kaşığınız olacak. Ağzına da tülbent gibi bir şey yapın arkadaşlar. Hava ile temas etmeli. Böyle bir tülbent geçirdim arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Her gün karışacak. İnşallah arkadaşlar güzel yağmur yağıyor bugün. Pazar evdeyim ve çok güzel. Çok güzel hava. Bakın. Her yer yağmur. Ver Allah'ım ver. Be. Bakın. Yağmurun güzelliğini. Arkadaşlar pancarları da yaptım. Doğradım. Böyle bir kavanoza koyacağım şimdi. Bakın. Bunu koyacağım. İçine zencefil, sarımsak katacağım. Sirke katacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar içine sarımsak kattım. Şimdi zencefilini de ekleyeceğim. Zencefil de burada arkadaşlar. Şimdi onu da ince ince doğrayacağım. Zencefilleri doğradım arkadaşlar. Aralarına bakın sarımsaklar, zencefil.
Bugün epey iş çıkardık arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Herkes evinde yapabilir. Bakın elması iken. Her gün karıştıracağız elmasını. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni sevinirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.